Haydi soruyu okuyalım biraz uzun ama olsun. Bir gölden h metre yüksekteki bir noktaya göre bir bulutun yükselme açısı alfa. Bir saniye bu cümle bile çok uzun geldi. Bir daha okuyacağım. Bir gölden h metre yüksekteki bir noktaya göre bir bulutun yükselme açısı alfa. Şimdi bir göl var ve bu gölden h metre yüksekte de bir nokta var. Bu noktadan buluta baktığımızda yükselme açısının alfa olduğunu görüyoruz. Tamam, anlamam gerçekten de uzun sürdü. Aslına bakarsanız, bir çizim yaparsam belki daha kolay anlaşılır. Önce neyi çizeyim? Gölle başlamak belki de en iyisi olacak. Evet, bu gölün yüzeyi. H metre yükseklikte bir nokta vardı. Bu çizgi düz olursa daha iyi olur. Evet, burası h metre. Bu noktadan buluta baktığımızda buraya da bir bulut çizelim. Ee, pek de iyi olmadı ama bunun bir bulut olduğunu varsayalım. Bulut noktadan yüksekte olduğuna göre yükselme açısını da bu şekilde gösterebiliriz. Evet, bu açı. Alfaymış. Bu arada soruda bizden bir ispat yapmamızı istediklerini fark ettiniz değil mi? Ortada bu kadar değişken olmasının sebebi de bu zaten. Göldeki yansımasının alçalma açısı da betaysa. ise. Hmm, bu soruyla hem trigonometri hem Türkçe anlama hem de çizim becerilerimi test etmek istiyorlar sanırım. Güzel. Göldeki yansımasının alçalma açısı beta ise. Bulutun yüksekliğinin h çarpı tan alfa artı tan tan beta bölü tan alfa eksi tan beta olduğunu ispatlayın. Bulutun yüksekliği ile bulutun gölden olan yüksekliğini kastediyor olmalılar. Evet, bulutun gölden olan yüksekliğini de bu şekilde göstereyim. Bunun buna eşit olduğunu ispatlamamız lazım. Bu yüksekliğe de mesela x diyelim ya da ya da büyük h evet yüksekliği h ile gösterdiğimiz için bu daha iyi oldu yansıması demişlerdi değil mi yansıma söz konusu olunca işin içine fizik de girecek acaba doğru yorumluyor muyum diye de merak ediyorum ama gölün düz bir yüzey olduğunu kabul edersek yansımanın yüzeye uzaklığı bulutun yüzeye uzaklığına eşit olur evet yansıma yaklaşık olarak burada bir yerdedir ve yansımanın yüzeye uzaklığı da H'dir. Giderek ilginçleşen bir soruyla karşı karşıyayız. Bu uzaklıkların ikisi de H'ye eşit. Çizimde eşit değillermiş gibi görünüyorlar ama lütfen idare edin. Bize yansımasının alçalma açısının beta olduğunu söylemişlerdi. Bu gözlemin de aynı noktadan yani gölün H metre üzerindeki noktadan yapıldığını varsayıyorum. Buraya da bir çizgi çizelim. Evet çizime bayağı zaman harcadık ama neredeyse bitti. Bu açı da beta'ymış. İşte bu. Bize verilen bütün bilgileri kullandık değil mi? Alfayı kullandık, betayı ve h'yi de kullandık. Bizden büyük h'nin içinde h, alfa ve beta olan bu ifadeye eşit olduğunu ispatlamamızı istiyorlar. Ve sanırım hazırız. İsterseniz benimle birlikte çözebilirsiniz. Çözüm için şurada kalan alanı kullanacağım ve bu değişkenleri ilişkilendirebileceğim denklemler kurmaya çalışacağım. Bir bakalım. Burası da küçük h ise burada kalan yükseklikte büyük h eksi küçük h E'dir öyle değil mi? Bu yüksekliğin neye eşit olduğunu bulmamın sebebi bize verilen ifadedeki tanjantlar, tanjantın karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. Burada da karşı bölü komşu. Peki tüm bunları bir araya toplarsak e, buna nasıl ulaşabilirim? dersiniz bir yerden başlamam lazım, öyle değil mi? Hadi bakalım. E, umarım çok fazla hata yapmadan çözüme en kısa sürede ulaşabiliriz. Burası e, büyük h eksi küçük h bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela D diyelim. Şimdi de denklemleri yazalım ve ne olacağını görelim. Burada tan alfa olduğu için eşittir. Büyük H eksi küçük H bölü D. Anladınız değil mi? Şekle bakın. Karşı bölü komşu buna eşit oluyor. Bölü D. Tanjant betayı da büyük H artı küçük H bölü D olarak yazabilirim. Burası küçük H, burası da büyük H. Yansımanın cismin kendisiyle eşit uzaklıkta olduğunu da unutmayın. Evet fizik bilgimizi kullanarak bu uzaklıkla bu uzaklığın birbirine eşit ve büyük H olduklarını söylemiştik. Ne diyordum? Tanjant beta eşittir büyük H artı küçük H bölü D yazıyorum. Büyük H artı küçük h bölü d. Birbirine benzeyen ifadeler elde ettiğimiz için doğru yolda olduğumu hissediyorum. Bölü d'yi unutmayalım. Bunlara baktığımda d'ye ihtiyacımız olmadığını görüyorum. Zaten soruda da d'den bahsedilmiyor. Bu yüzden d'yi yok etmeye çalışacağım. Elimde iki tane eşitlik var. Peki kaç tane değişkenimiz var? Alfa bir değişken değil çünkü soruda ne olduğunu vermişler. Beta da değişken değil çünkü onu da soruda veriyorlar. Küçük h'yi de verdiklerine göre bu arada bunu keşke x olarak bıraksaydım her seferinde büyük h ya da küçük h diye belirtmek zorunda kalmazdım ama neyse o halde değişkenlerimiz büyük h ve d. Değişken derken de değişkenin gerçek tanımını kullanmıyorum. Yani aslına bakarsanız alfa, beta ve küçük h de birer değişken ama soruda bahsedilmedikleri için ben büyük h ve d'nin değişken olduğunu kabul ediyorum. Büyük h ve d soruda verilen bilgiler arasında değil ve bu yüzden de onlardan değişken olarak bahsettim. Anlaştık mı? Elimizde iki denklem ve iki değişken var. Çözebilir miyiz? Evet. Bu forma getirebilir miyiz? Bilmiyorum. Onu göreceğiz. D'yi yok etmeye çalışacaktım değil mi? Buradaki denklemde D'yi yalnız bırakıp büyük H eksi küçük H bölü tan alfa olarak yazabilirim. D eşittir büyük H eksi küçük H bölü evet tan alfa. Aynı şekilde D bu denklemde de büyük H artı küçük H bölü tan beta'ya eşit. Ve şimdi elimizde sadece tek bir bilinmeyen olan bir eşitlik var ve bu ifadeyle oynayarak soruda bize verdikleri ifadeye ulaşabileceğimi artık düşünüyorum. Önce çapraz çarpımı alalım bir tarafta büyük h çarpı tam beta eksi küçük h çarpı tam beta olacak. Yazayım. Büyük h çarpı tam beta eksi küçük h çarpı tam beta eşittir. Büyük h çarpı tan alfa artı küçük h çarpı tan alfa. Çözüme çok ama çok yakın olduğumuzu artık hissediyorum. Neden? Çünkü bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa taşıyıp bölersem soruda bize verdikleri ifadeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Siz de göre biliyorsunuz değil mi yavaş yavaş. Şimdi iki taraftan da büyük h tan alfa çıkaralım. Bunu yaparsam sol tarafta büyük h çarpı tan beta eksi tan alfa olur. Tabii bu arada iki tarafa bir de küçük h tan beta eklediğimizi varsayıyorum. Bunu yapınca buradakiler birbirini götürecek. Sağ tarafta da küçük h parantezinde tan alfa artı tan beta kalacak. İşte bu kadar. İki tarafı bir de tan beta eksi tan alfaya bölersem istediğimiz sonuca ulaşmış olacağız. Şuraya yazayım. Büyük h eşittir. Bu arada gayet de heyecanlıyım. Cevaba düşündüğümden daha kısa bir sürede ulaşmayı başardım küçük h çarpı tan alfa artı tan beta bölü e, tan beta eksi tan alfa harika kutu içine de alayım. Evet hediye paketi gibi. Soruda bize verdikleri ifade de buydu değil mi bir bakalım. Küçük h çarpı tan alfa artı tan beta bölü tan beta eksi tan alfa. Şunu ekranın ortasına alayım. Evet işte böyle. Bize verdikleri soru ispat içeriyordu. Onun için de çok da üstünde durmaya gerek yok ama eğer ispatlı bir problem olmasaydı bulduğum sonucu değerlendirmeye çalışırdım. Mesela bu payda sıfır olur mu? Başka bir deyişle tan beta tan alfa'ya eşit olabilir mi? Bunun olabilmesi için h'nin sıfıra eşit olması gerekir. Evet h sıfırsa payda sıfır olur ama diğer durumlarda yani h'nin sıfırdan farklı pozitif değerlerinde beta alfa'dan büyük olacağı için tanjant beta da tanjant alfa'dan büyük olacaktır. Aslına bakarsanız büyük h'nin pozitif olup olmadığını anlam çalışıyorum. Çünkü biz büyük H'yi pozitif bir sayı olarak tanımladık. Burasının pozitif olacağını biliyorum. Çünkü bu açıların ikisi de dar açılar ve küçük H pozitif olduğu sürece burası da pozitif olur. Peki küçük H negatif olsaydı, mesela bulutu gölün içindeki bir balık izliyor olsaydı ne olurdu? İsterseniz bu durumu da inceleyebilirsiniz. Şu ana kadar çözdüğümüz soruda bize verilen durumu çizdik. Burada dik açılı bir üçgen olduğunu fark ettik. Şurayı tamamlarsam daha iyi anlayacaksınız. Burada da başka bir dik üçgen var. Bundan sonra da bize verilenleri kullanarak denklemler yazdık ve elde etmek istediğimiz şeye ulaştık.